Yok sen delirdin. Sen gerçekten delirdin oğlum ya. Ya 1 milyon TL. Al git işte. Neyin peşindesin anlamadım ki. Hayır şimdi kime neyi ispat etmiş oldun sen acaba? Anneciğim bana güven. Ne yaptım biliyorum ben. Harun, oğlum. Bak yarın bizi evden atıyorlar farkındasın değil mi? Ha? Ne yapacağız? Gidip biz de Mert'in arkadaşının evinde mi kalalım oğlum? Çünkü hayır bir yer tutmak istesek depozitomuz bile yok. Dün akşam 1 milyonumuz vardı. Bugün 0. Anne yeter. Bana güven diyorsan bana güven. O yabani aklı sıra beni 1 milyona ayağının altından çekecek. Ya sence ben bu tuzağa düşer miyim? Ha? Ya biz istesek Ezo'ya kalan mirasla bu şehrin yarısını satın alırız. Sadece sabredeceğiz. Oyna çocuğum sen kumarını, oyna. Benim elim büyük anneciğim. Bana güven diyorsan bana güven. Allah'ım sen bilirsin. Alo. Prenses. Ezo ben. Biliyorum adın telefonda yazıyor. Ne haber? Nasılsın? İyi. Ya ben şey diyecektim. Hem Ali hem de babaannem adına. Senden de Nermin Hanım'dan da çok özür dilerim. Önemli değil. Güzellikle halledelim dedik anlamıyorlar. Lütfen halledin. Tamam şimdi. Halledeceğiz merak etme. Yeni ev sahiplerine eşyaları gelecekmiş. Nakliye yolda. Bir an önce boşaltın kapıyı. İyi de biz nereye gideceğiz acaba pardon? Böyle çöp konur gibi konulur mu insan kapının önüne? Sokakta mı yatalım biz? Yapacak bir şey yok. Ne oluyor ya? Ezo seni sonra arayacağım. Harun bir dakika bir kapa... Anne. Senin yüzünden. Şimdi gelsin o Ezo Hanım çözsün bakalım kurtarsın bizi. Ne halt edeceğiz oğlum biz? Atilla Bey. Toplayın eşyalarını. İşçilerin kaldığı lojmana yerleştirin. Onunla da söyleyin. Öyle müdürlük falan yok. Müsait bir pozisyona yerleştirsinler. Hı. Başlarını sokacak bir ev verdik. Karınlarını doyuracak bir iş de verdik. Torunuma yaptıkları iyiliğin bedelini ödedik. Ben sözümü tuttum. Bundan böyle karşıma çıkmasınlar bir daha. İşçilerin kaldığı lojman öyle mi? Çok bilemem.